Bülent Orakoğlu S-400'lerde FETÖ ihaneti S-400, F-35 ya da Türkiye aleyhine bütün kararlar Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan kongrede alınıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine sürekli Türkiye aleyhine bilgi akışını sağlayanlar da 15 Temmuz kalkışması sonrasında firar ederek NATO, ABD ve Avrupa'ya sığınan ve bu ülkelerde koruma altına alınan FETÖ'cü üst düzey askerler. Bu hainlerin büyük bir bölümü daha önce NATO'da görev yaptığı için S-400 ve F-35'ler konusunda yeterli bilgi ve donanma sahip olarak kongre üyelerini Türkiye aleyhine kışkırtmada bir zorluk çekmiyorlar. Tabii ki Amerikan Kongresi'nde CIA, Pentagon ve Gladio işbirliğini ve Türkiye düşmanlarının faaliyetlerini de yabana atmamak lazım. ABD Kongresi'ni oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Türkiye dostları neredeyse yok denecek hale geldi. Son olarak Türk düşmanı Pelosi'nin Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na getirilmesi FETÖ'nün Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine yeni bir ihme kazandırdı diyebiliriz. FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri dikkate alındığında, öyle ki ABD, NATO ve Gladio B arasında yaşanan kirli ilişkilerin geçmişe göre katlanarak artması nedeniyle bu şer güçler arasındaki bağlar daha da sıkılaşmış durumda. Amerika istihbarat birimleri ve Gladio B arasındaki örtülü ilişkiler Amerika'nın menfaatlerini Orta Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da en üst düzeyde korumak üzerine şekillenmeye devam ediyor. Amerikalı tarihçi ve gazeteci yazar William Engdahl Tanrıların Gazabı Kaybolan Hegemonya kitabında bu ikilinin neden kopmayacağını şöyle anlatmış. CIA tarafından desteklenen Gülen, Türkiye'deki tüm okullar ve medreseler aracılığıyla ahtopot kollarını açarak Orta Asya'ya yayıldı. CIA ve NATO, Afganistan üzerinden Orta Asya'da yeni eroin laboratuvarı kurmakla ve transit güzergahlar yaratmakla meşguldü. Her yerde okulları olan böylesine dini bir hareket, eroin ticareti için mükemmel bir örtü görevi yapacaktı. FETÖ, NATO'nun gizli orduları olarak bulunduğu konumundan mütevellit CIA, Pentagon ve küresel sermaye gruplarının da desteğini alarak Avrupa'da müze açıyor. Konferanslar düzenliyor, Avrupa parlamentosunda konuşmalar yapıyor. Bütün bu göstergeler FETÖ'nün NATO gladiyosu olma konumunu örgüt lehine ciddi anlamda kullandığına işaret ediyor. ABD ve NATO'nun başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri cemaat ve dini kılıflı bu terör örgütüne kol kanat gererek arkadaki azmettirici gücün güçlü desteğini ortaya koyarlarken örgütün yurt içi ve dışında neden bitirilemediğinin nedenlerini açıkça ortaya koyuyorlar sanırım. FETÖ Gladio'sunun ABD Kongresinde Türkiye'nin S400 alması halinde Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları da Temsilciler Meclisi ve Senato'da satın aldığı veya sızdığı FETÖ'cü senatörler vasıtasıyla dizayn ettiği kirli ilişkileri deşifre eden fotoğraf ve açıklamalarla deşifre oldu. S400 ve F35 şantajında Ankara, Rusya ve İran'la ilişki kurmak ve Kıbrıs'ı işgal etmekle suçlanmıştı. F35'lerin Türkiye'ye teslim edilmemesi hayırlara vesile mi oldu? Pazartesi günkü köşe yazımızda Amerika'nın S-400 ve F-35 şantajında esas meselenin evangelist Neokon ve Körfez çetesinin Türkiye'nin önünü kesme operasyonu olduğuna işaret etmiştik. Bu kapsamda son günlerin en çok tartışılan sorusu F-35'ler sahip oldukları yapay zeka teknolojisiyle Türk Hava Kuvvetleri'nin tüm operasyonel bilgilerini Amerika'ya anlık olarak sızdıracak mı olmuştu? Türkiye kendi milli uçağını tamamlamadığı sürece bu ihtimalin hep var olacağı uyarısında bulunan uzmanlar, S-400 ve F-35 gibi konuların Amerika'nın hedefine giden yolda birer araç olduğuna dikkati çekerek asıl amacın Türkiye'nin koşulsuz biat etmesi olduğuna vurgu yaptı devletin en üst katlarından en alt birime yeni Türkiye'nin stratejilerinde biat olmadığı defalarca kamuoyuna açıklanan bir düstura işaret ediyor. Hal böyleyken 2023 ideallerinin anahtarı bağımsız Türkiye düsturundan sapmamaktan geçiyor. Böyle bilini.